Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 6 Ocak Cumartesi günü ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la bir araya gelecek. Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Görüşmelerde İsrail'in Gazze saldırısı, İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 satışı masada olacak. Gazze'de devam eden katliamlar, İsrail'in Hamas'ın iki numaralı ismi Aruri'yi öldürmesi, İran'da çok sayıda kişinin peş peşe patlayan bombalarla hayatını kaybetmesi, bölgede tansiyonun gittikçe yükseldiği bir dönemde Türkiye önemli bir konu ağırlıyor. <laughs> Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın duraklarından biri de Türkiye. Blinken en son Kasım ayında Türkiye'ye gelmişti. Bakan Hakan Fidan o görüşmede İsrail'in Gazze yönelik saldırılarını durdurması konusunda ABD'nin devreye girmesi gerektiğini ifade etmişti. İstanbul'da gerçekleşecek görüşmede de ana gündem maddesi Gazze olacak. Fidan Türkiye'nin Filistin konusundaki tavrını bir kez daha muhatabına ilk ağızdan anlatacak. Ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm önerilerini tekrarlayacak. Blinken'ın çantasındaki başlıklardan biri de İsveç'in NATO üyeliği olacak. Buna ilişkin protokol Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti. Yasalaşması için genel kuruldan da geçmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde siz kongreden F-16'ların satışını biz de parlamentodan İsveç'in NATO üyeliğini eş zamanlı geçirelim önerisinde bulunmuştu. İki bakanın görüşmesinde hem F-16'ların satışı hem de İsveç'in üyelik süreci bütün ayrıntılarıyla masaya yatırılacak. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Blinken Türkiye'nin ardından Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edecek.